Selam. Merhaba. 4 Ekim 2022. İzmir dış hatlardayız. Cenevre'ye uçmak üzere. Uçağımızı bekliyoruz ama gelin görün ki yaklaşık 1,5 saat kadar rötar yaptı. Evet, 1 saat 45 dakika civarında. İşte ucuz biletin zararları dermiş. Hiç alakası yok uçakla alakalı. Neyse biz de dedik ki ne yapalım, çok uzun vaktimiz var. Bari şurada şey, ne denir ona, işte kahve mahve bir şeyler aldık. Ama buradaki önemli ayrıntı şurada görmüş olduğunuz paltolar. Çünkü bunu bir anlatmak istiyorum. Evet. Bu İzmir sıcağında yani dışarısı 29-30 dereceyken bu paltoyla gezmek böyle yanında yorganı almış öyle geziyor gibi bir hissiyat oluşturuyor. Cümleyi de kuramadım neyse. Gerçekten üstünüze yapışıyor yani kolunuzda taşısanız bile o böyle bir yorgan hissiyatı oluşturuyor ve üstünüze yapışıyor. Durduk yere terlemeye başlıyorsunuz, o yüzden biraz ızdıraplı oldu. Aynen. Dedik ki biz de madem vaktimiz çok, herkes de maliyetleri merak ediyor. Bu süre zarfında maliyetlerden bahsedelim. Biz bu bileti kaça almışız mesela? Onlardan bahsedelim. Biz değil, sen. Ben aldım, tamam mı? Biz de aldım. Her zamanki gibi. Seyir'in kafasına göre davranmış. Gerçi iyi de etmiş. Çünkü ben şu an mesela şu an İsviçre'ye Türk Hava Yolları'yla uçmak isteseniz yaklaşık bilet git gel 17 bin liraydı değil mi? Evet, iki kişi 17 bin lira. Ama Seyir'in bunu Haziran ayında İzmir'den uçacak şekilde 2600 liraya aldım. İki kişi git gel Cenevre'ye. Evet, iki kişi git gel. Bir de tabii biz Ankara çıkışlı olduğumuz için Ankara'dan İzmir'e de gidiş var. Bir de onu aldım bilet olarak. O da 2200 liraya yaklaşık. Yani toplam 4800'e mal olmuş oldu. 4800 lira. Yani 17 bin liralık bilet bugünkü koşullarda. Tabii dolar da arttı ama yani doların artmadığında hani saysak yine her halükarda çok karımız oluyor. Ha, tabii 4800 yani daha ucuz bilet oluyor. Vardı. Biz Türk Hava Yolları'na baktık sonuçta. Evet. Yani diğer uçak şeylerine hiç bakmadık ama hani daha pahalıdır yani. Her halükarda 4800. İki uçuşa rağmen, hani aktarmalı uçuşa rağmen gayet iyi. Aynen. Şöyle, tabii bizim şöyle bir avantajımız olacak. Kuzenimiz Alper bize sponsor oldu. Aynen. İsviçre, sağ olsun. Evet, kendisi mühendis ve İsviçre'de yaşıyor. Dolayısıyla konaklama anlamında hani bizim için sağ olsun evini açtığı için daha kolay olacak. Ama şunu da söylemek istiyorum. Hani bu bizi hiç tanımayanlar için söylüyorum. Biz sonuçta hani bordrolu çalışanlarız. Dolayısıyla hani 3 aşağı 5 yukarı kazançlarımız belli. Hani şey gibi hani böyle yurt dışı uçuşlar çok pahalı falan gibi düşünülüyor. Halbuki böyle bu EasyJet'ti değil mi? Evet, EasyJet. Arkadaşımız Davut sayesinde Selim keşfetti. Aynen. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Çok teşekkürler o siteyi bana önerdiğin için. Yakından takip ediyorum. Hepinize yani de öneriyoruz. Bu sitede ucuz uçak biletleri oluyor önceden alırsanız. Bu arada hani bir reklam gibi bir şey oldu ama. Yok, site güzel bir şey yani. Yani hani paylaşım, sanki hani böyle bir işbirliği gibi bir şey yok yani. Keşke o duruma gelsin. Yani herkes bilsin, alsın yani. Aynen. Şöyle şeyler oluyor. Abuk subuk yerlerden aktarmalı uçuşlar oluyor. Atıyorum işte Elazığ'a gidiyor. Elazığ üzerinden Amsterdam'a gidiyor falan gibi bir durum söz konusu. Aynen. Saçma aktarmalı uçuşlar ama çok daha ucuza mal edebiliyorsunuz. Öyle diyelim. Öyle duruma göre bakıyorsunuz. Hatta işte yani, İzmir'de yaşayanlar için daha da iyi. Direkt yani 2600'e uçmuş olacaklar değil mi? Yani ya da aynen bu civarda o şekilde mesela oluyor. Arabayla ulaşabilecek, daha yakında olup da arabayla ulaşabilecekler için. Oradaki harcamalarımızla ilişkin detayları da daha sonra vereceğiz. Onlar muallak, daha bir şey bilmiyoruz açıkçası. Ama şey şöyle 3 gün kalacağız öyle söyleyelim. Yine son günümüz havalimanlarında geçecek. Aynen. 3 günde işte ne çıktı, ne kadar harcadık, 3 aşağı 5 yukarı sonra paylaşırız. Evet. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Öpüyoruz sizi. Ama bye. Öpmüyorum. Hep öptüğüm için bu sefer öpmüyorum. Hoşça kalın diyorum. Bye bye. Bye bye. Biraz önce maliyete ilişkin bir detayı atladık. Bence önemli bir ayrıntı. Evet, çok önemli bir detay. Şimdi bu ucuz bir bilet ama bunda sadece sırt çantası hakkınız var. Aynen. Yani kabin bagajı bile siz sonradan ekliyorsunuz. Yani normal bagaj dışında kabin bagajı bile parayla ekleniyor. Yani biz aldığımızda, daha doğrusu ben aldığımda toplam 140 euro vermiştim. O bir tane kabin bagajı ve sırt çantası. İki sırt çantalı şey 140 euro tutmuştu. Yani daha çok kabin alacaksanız çünkü bagaj hakkınız olmadığı için ya da işte böyle aynen çok işte seyahate çok eşya götürenler falan vesaire varsa tabii ki bu maliyetleri artıran bir unsur. Aynen. Ama mesela ben kabin boya sığmayacağımızı düşünüyordum. Aynen. İyi kötü de sığdık, bir fena yani çok da çok sıkıntılı yani çok bir şey bir olmadı. Hava için evet. Büyük malzeme yoktu yanımızda, hani sweatshirt çok şey palto. Yani paltoyu yanımıza taşıyoruz. Paltoyu ama evet elimizde falan taşıyoruz, bir şekilde idare ettik. Aynen o şekilde yapmış bulundum. Hatta şöyle bir şey de öğrendim ben dün. O çok yaratıcı bir çözüm. Bazıları bu kabin
boy vesaire sorunlar çıkmasın diye yastık kılıfı alıp içine kazaklarını tıkıyormuş ve yanında yastığımı getirdim diye. Hani yerden kazanmak ya da işte ne denir ona, ekstra bagaj ücreti ödememek için bu yöntemi kullanıyormuş. Yani biraz garip, evet, garip olmakla birlikte işe yarıyor olabilir. Her türlü win-win yani. Hem yatıyorsunuz hem eşya taşıyorsunuz. Güzel bir şey yani bakınca. Mantıklı geldi bence herhalde. Bence bu bize özgü, Türklere özgü yaratıcı çözümlerden biridir. Bunu bir sonrakinde düşünebilirim. Öyle diyeyim yani. Öyle işte. Hoşçakalın, bay bay. Bay bay.